Herkese selamlar. Bir süredir dünyayı gezmeye çalışıyorum kendi imkanlarımla. Çok önceleri Avrupa'nın birçok ülkesini gezmiştim ama artık Avrupa gibi, Amerika gibi ülkeleri gezmek çok kolay değil. Ekonomik sebeplerden dolayı. Son zamanlarda da özellikle bir nebze daha ucuz, bir nebze daha gidilmesi mümkün yerlere gittim. Bunlar biraz da uzun soluklu geziler oldu. 3 ay süren bir Güney Amerika turu yaptım. 2 ay süren de bir Orta Asya, Kafkasya turu yaptım. Özellikle bu son iki rotamda bazı konularda tecrübeler edindim. Bazı deneyimler edindim. Bazı püf noktaları buldum kendimce. Bazı çözüm yolları buldum. Biraz onlardan bahsetmek, onları paylaşmak istiyorum. Burada önemli olan nokta düşük bütçeyle bunları yapmak. Yani uzun süreler, uzun soluklu seyahatleri daha düşük bütçelerle nasıl daha mümkün hale getirebiliriz? Ve birçok konuda da yine böyle kendimce tavsiyeler, kendi edindiğim tavsiyeleri vermek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Bunları bir seri halinde, YouTube serisi halinde yapmak istiyorum ve kısa kısa bölümler olacak her biri. Her bir bölümde de farklı bir konuya temas etmek istiyorum. Örneğin bu ilk videoda rota belirleme konusuna değineceğim. Gideceğimiz ülke veya ülkeleri seçerken, belirlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önceden hangi konularda araştırma yapmamız gerekiyor? Neleri bilmemiz gerekiyor gibi konuları kendi deneyimlerim, kendi tecrübelerimce bazı tavsiyeler de vererek paylaşmak istiyorum. Bir sonraki videolar konaklama olur bir tanesi. Başka bir tanesi yeme içme olabilir. Bir tanesi ulaşım olabilir. Dediğim gibi her bir videoda hem tavsiyelerimi vermek hem de bunu daha düşük bütçelerle nasıl daha uzun yapabiliriz onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki ben bu işin ehliyim demiyorum. Benden çok daha uzun süredir yollarda olanlar var. Çok daha fazla gezenler var. Ama bu şekilde hap bilgi veren kaynaklar açıkçası pek yok. Daha çok gezilerde, gezi videolarında arada küçük tavsiye şeklinde paylaşılıyor. Ve bunları toparlamak, gereken cevapları almak, gereken tavsiyeleri almak çok kolay olmuyor aralardan. Benim burada amacım konu bazlı tavsiyeler vermek. Yani rota belirlerken nelere dikkat edilmesi gerektiği, ülkeye gitmeden önce, gittikten sonra konaklama, işte yemek, içmek ya da işte ulaşım konusunda böyle konu bazlı direkt hap bilgiler şeklinde, bilgi demeyeyim de tavsiyeler, tüyolar şeklinde kendimce yaşadığım, kendimce tecrübe ettiğim şeyler doğrultusunda bilgiler paylaşmak. Biraz da bir ateş yakmak istiyorum. Belki sizin daha iyi bir fikriniz vardır, benden daha deneyimlisinizdir, daha güzel bir tavsiyeniz vardır veya bir sorunuz vardır. Onu da belki bu videonun altına yorum olarak yazarsınız. Hem kendi paylaşmak istediklerinizi hem sorularınızı belki bu videonun altında yorumlarda bu şekilde bir iletişim, bir bilgi paylaşımı doğabilir diye bir kuyuya taş atmak istiyorum. Bir ateş başlatmak istiyorum açıkçası. Umarım bir faydası olur birilerine. Bir kişiye bile faydası olsa ne mutlu bana. Şimdi ön bilgilendirmeyi yaptığıma göre hemen bu ilk videonun konusuna geçmek istiyorum. İlk videonun konusu rota belirleme. Sırt çantanızda uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Ama nereye gideceksiniz? Herhangi bir yeri gezmek mi yoksa özellikle bir ülkeyi veya ülkeleri gezmek mi? Hiç fark etmez. Amacınız ne olursa olsun gitmeden önce gideceğiniz ülke ya da ülkelerle ilgili önden öğrenmeniz gereken, araştırmanız gereken bazı konular var. Bunlardan birincisi hava durumu. Gideceğiniz ülkenin hava durumuna mutlaka önceden bakmanız gerekiyor. Eğer gideceğiniz tarih belliyse o tarihte o ülkenin hava durumu nasıl bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Eğer gideceğiniz ülke belli, tarih belli değilse yine gideceğiniz tarihin size uygun bir hava durumunda olmasını mutlaka belirlemeniz gerekiyor. Sıcak, soğuk, kurak, yağışlı demiyorum. Özellikle size uygun diyorum. Çünkü sıcak sevmeyebilirsiniz, soğuğu sevmeyebilirsiniz, yağmurda gezmek istemeyebilirsiniz veya özellikle yağmurda gezmek istersiniz, yağmurlu havaya denk getirmek istersiniz. Bu yüzden sizin için en uygun tarihi böylece belirlemeniz gerekiyor. Örneğin soğuk havayı sevmiyorsanız Güney Amerika bölgesine Türkiye'de yaz, orada kış olan yaz aylarında yani Haziran-Eylül arası gitmeniz çok saçma olur. Ya da 40 derece altında gezmek istemiyorsanız Orta Asya bölgesine Mayıs'tan sonra gitmemelisiniz. Örneğin ben Haziran'da Özbekistan'da 40 derecenin altında gezmeye çalışırken fenalık geçiriyordum az daha. Taşkent'in ikinci günündeyim. Hava fenalık geçirmek için muhteşem. İnanılmaz bir sıcak var. Gibi. Ya da mesela Güneydoğu Asya bölgesini gidip bol bol gezmek istiyorsanız çok yağışın olduğu yaz aylarında oraya gitmemelisiniz. Çünkü sıklıkla yağmur yağıyor orası ve çok rahat bir şekilde çıkıp gezmeniz mümkün olmayacaktır. Gibi gibi araştırma yapmanız gerekiyor. Dünyanın bütün ülkelerindeki yıllık mevsimsel değişiklik zaten küçük bir Google araştırmasıyla da çok kolay bulunabilir. Çok rahatça bulabilirsiniz. Bir diğer konu da ülkedeki alım gücü. Yani bütçeniz
bütçenize uygun olup olmaması. Zaten söylemeye bile gerek yok. Amerika, Avrupa gibi yerler artık bayağı bir lüks oldu bizim için. O yüzden gezdiği için ayırdığınız bütçenin veya bir kazancınız varsa kazancınızın sizi idare edebileceği konusunda o ülkenin alım gücüyle mutlaka kıyaslama yapmanız, araştırmanız gerekiyor. Birden fazla ülke görme niyetiniz varsa bütün ülkelerin alım gücü konusunda az çok bir fikir sahibi olmanız sizin yararınıza. Örneğin ben Güney Amerika'ya giderken Güney Amerika bir nevi ucuz diyerek yola çıktım. Birçok yeri de öyle aslında. Arjantin gibi, Kolombiya gibi, Bolivya gibi ülkeler bir nevi ucuz. Ama Uruguay'a bir girdiğimde şok olmuştum. Uruguay neredeyse Avrupa ülkesi gibi bayağı böyle bir pahalı ülke çıktı. Araştırma da yapmamıştım. Zaten çok da fazla kalmadım Uruguay'da. Gitmeden önce böyle bir konu hakkında nasıl araştırma yapılır biraz ondan da bahsedeyim. Daha önce o ülkeyi gezen gezginlerin videolarını izleyebilirsiniz. Bloglarını okuyabilirsiniz. Mutlaka bahsedeceklerdir alım gücü konusundan. Ya da benim yaptığım bir taktik var. Ondan biraz bahsedeyim. Bu taktik Google Maps. Google Maps'te biliyorsunuz bazı mekanların, bazı bölgelerin fotoğrafları da çıkıyor üzerine tıkladığınızda. Google Maps'te gideceğiniz ülkeyi açıyorsunuz ya da şehrin neresiyse açıyorsunuz. Orada bir market ya da bir restoran, bir kafe bulup rastgele birkaç tane birden fazla üzerine tıklayıp sol tarafta çıkan fotoğraflara bakıyorsunuz. Bazı fotoğrafların içerisinde yani oradaki fiyatları gösteren fotoğraflar olabiliyor veya menü olabiliyor. Marketlerde reyon fotoğrafları olabiliyor. Orada fiyatını görebileceğiniz fotoğraflar olabiliyor. Buradan az çok oradaki ürünün, işte dışarıda bir yemek yemenin ya da markette bir atıyorum bir peynirin, ekmeğin, suyun fiyatının ne kadar olduğu hakkında az çok fikriniz olabilir. Hatta bazı mekanların yanında fotoğrafın yanında bir de menü sekmesi çıkıyor. Bu menü sekmesinin altı sadece menü fotoğraflarından oluşuyor. Bunları da inceleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. İncelediğiniz fotoğrafın güncel olması, mümkün olduğunca yakın tarihli bir fotoğraf olduğuna dikkat edin. Çünkü ülkedeki enflasyona bağlı olarak yıllar geçtikçe oradaki fiyat doğru olmayabilir. Yani 2010 yılındaki bir fotoğraf enflasyonda yüksek bir ülkede size doğru bilgi vermeyebilir, doğru fikir vermeyebilir. O yüzden o tarih konusuna, güncellik konusuna dikkat etmeniz gerekiyor. Başka bir konu da güvenlik. Gideceğiniz ülkedeki suç oranları, güvenlik konusu ne durumda? Yan kesicilik, kapkaç, hırsızlık gibi olaylar yaygın mı? Bunları mutlaka önceden biliyor olmak gerekiyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Bence dünyadaki hiçbir ülke güvenlik sebebiyle gezilmesi, ertelenmemesi gereken bir konu. Yeterli tedbiri aldıkça, yeterli önlemi aldıkça bence bütün ülkeler gezilebilir. Sadece bilmek gerekiyor, farkında olmak gerekiyor. Yani elinizde gün boyunca telefonla, kamerayla çok rahat gezebileceğiniz ülkeler de var. Fotoğraf, video çekerken biraz daha temkinli olunması gereken ülkeler de var. Bir ülkenin veya bir şehrin çok rahat gezebileceğiniz noktaları var. Daha temkinli olmanız gereken, hatta hiç girmemeniz gereken noktaları da var. Örneğin Güney Amerika, Brezilya, Kolombiya dendiğinde insanın aklına böyle tehlikeli bir ülke geliyor normalde. Ama ben Güney Amerika gezim boyunca hiç tehlikeyle karşılaşmadım ya da kendimi tehlikede hissetmedim. Ama gerekli tedbirleri aldım, yani farkındaydım. Biraz böyle dikkatli davrandım. O yüzden çok rahat gezdim. Örneğin akşamları dışarıya çıkmadım gece geç saatlerinde, özellikle büyük şehirlerde, tehlikeli şehirlerde. Ama Orta Asya'da, mesela Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da geceleri de dışarıya çok rahat çıktım. Çünkü bunların farkındaydım, bunların bilincindeydim. Yani gideceğiniz ülkeye göre kendinize ona göre bir gezi profili çizmeniz gerekiyor. Ve bu konuda mutlaka daha önce orayı gezmiş, görmüş birisinden fikir alın. Kulaktan dolma, söylentilerle hareket etmeyin. Bir diğer konu ülkeye giriş. Vize durumu, gerekli belgeler, ülkedeki konaklama şartları gibi konular. Gideceğiniz ülke veya ülkeler için vize gerekiyor mu? Eğer vize gerekmiyorsa kaç güne kadar vizesiz gezilebiliyor? Ve girişte ne gibi evraklar sorulabiliyor? Bunları mutlaka bilmek gerekiyor. Ve sadece bu genel konular değil, gittiğiniz ülkeye özel bir şey var mı? Orada özel bir gereksinim var mı? Bunu da mutlaka bilmeniz, araştırmanız gerekiyor. Örneğin Özbekistan. Özbekistan vize istemiyor. Ama girdikten sonra en geç 3 gün içinde konaklama bildirimi yapmanız gerekiyor. Ben bu konuyu Özbekistan'daki 10. günümde öğrendim. Ama neyse ki bir sıkıntı yaşamadım. Bunun detaylarını da hatta Instagram'da paylaşmıştım. Ya da mesela Kazakistan, Orta Asya'daki birçok Türk devletleri 90 güne kadar vizesiz izin verirken Kazakistan 30 gün veriyor. Oradaki toplam gününüzün 30 günü aşmaması gerekiyor. Bunları bilmek gerekiyor. Mesela bazı ülkelerde bazı aşılar zorunlu olabiliyor ya da bazı aşıyı sorma ihtimalleri olabiliyor. Örneğin ben Güney Amerika'ya gitmeden önce araştırma yaparken
YouTube'da izlediğim bir gezginin Saruhum maaşısı olmadığı için Kolombiya'ya alınmadığını öğrenmiştim. Bu yüzden gittim Saruhum maaşısını oldum ben kendimi garantiye almak için. Gerçi Kolombiya'da bana sormadılar, istemediler ama kendimi garantiye almış oldum. Veya her ne kadar artık atlatmış da olsak bazı ülkeler hala Covid testi veya Covid aşısı sorgulayabiliyor gibi gibi böyle konuları mutlaka ülke özelinde araştırmanız gerekiyor ki sonra gittiğiniz yerde kapıda kalmayın. Ve son olarak bir tavsiyem rota oluşturun. Gideceğiniz ülkeye sadece odaklanmayın. Gideceğiniz ülkenin etrafında da yakınlarındaki ülkeleri de bir göz atın. Özellikle çok uzak yerlere gidiyorsanız Amerika kıtası gibi, Asya, Güneydoğu Asya kıtası gibi mutlaka orada birden fazla ülke görmeye çalışın. Çünkü çok uzak yerlere gitmek artık kolay değil. Uçak masrafları çok arttı. O yüzden gitmişken ne kadar fazla ülke görmek, bu kadar masrafı yapmışken ne kadar karşılığını vermek sizin için bir artı olacaktır. O yüzden asıl görmeyi niyetlendiğiniz ülke veya ülkelerin yanında bir de onun etrafındaki, civarındaki ülkelere bir göz atın. Bir nebze uygun mu? Gitmesi kolay mı? Vize istiyor mu, istemiyor mu? Eğer gitmek sizin için bir sıkıntı olmayacaksa, mümkün olacaksa onu da rotanıza ekleyin. Çünkü ne kadar çok ülke, ne kadar çok deneyim, o kadar çok tecrübe. Bu bölümde bahsedeceklerim bu kadar. Rota belirleme, önceden araştırma konuları hakkında sizin de fikirleriniz varsa veya sorularınız varsa yorumlarda belki buluşabiliriz. Merak edenler, daha iyi tavsiyesi olanlar veya benim cevap verebileceğim şeyler varsa orada paylaşabilirim. Bir sonraki videoda başka bir konuya odaklanacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz.